Okullarımızın yavaş yavaş son günlerine doğru yaklaşmaya başladık. Gençlerimiz, çocuklarımız bir taraftan sınav stresiyle, bir taraftan da sıcaklarla mücadele etmek durumundalar. Onlara derslerinde başarılar diliyoruz. Sağlıklı ve başarılı bir eğitim, öğretim yılı diliyoruz. Tabii Nisan ayının sonundayız. Ancak bir işin önceden planlanarak yürürlüğe sokulması, önceden planlanması o işin başarısıyla doğru orantılıdır. Bakanlığımızda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nerede Hareket Orada Bereket isimli bir projeyle yaz spor okullarının hazırlığının yapılması yönünde gerekli çalışmaların başlatılmasını istedi. Biz de ayın 28'inde spor salonumuzda Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki kardeşlerimizle ve oranın yöneticisi, öğretmenleriyle beraber yaz spor okullarının açılışının ilk başlangıcını yapmış olduk. Spor salonumuzun önünde yapılan bir halk oyunları gösterisinin ardından içeride bu zihinsel engelli kardeşlerimizin yapmış oldukları futsal maçını beraberce seyrettik. Yine jimnastik kursuna gelen çocuklarımız orada jimnastikle ilgili bazı çalışmalarını yaptılar. Ayrıca masa tenisi müsabakaları yapıldı yine Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki kardeşlerimiz tarafından. Oradaki öğretmen arkadaşlarımız hakikaten çok fedakarca bu çocuklarımızı, gençlerimizi spor ve diğer aktiviteler için çalıştırmakta, onlar için gecesini gündüzüne katmaktadır. Bizim halk oyunları hocamız da yine oradaki kardeşlerimize halk oyunları yönünde çalışmalar yaptırmakta ki onlar da 19 Mayıs'ta Atatürk Anıtı'nın önünde bu çalışmalarına bize örnekler sunacaklar. Yine görme engelli kardeşlerimiz tarafından satranç müsabakaları yapıldı. Görme engellilerin de hayattan kopmadan, hayata bağlanarak bizler gibi çalışmaların içinde olması bize şevk ve heyecan veriyor. Onlarla beraber olmaktan gurur duyuyoruz ve onlara da elimizden gelen bütün çalışmalarında destek olmaya çalışıyoruz. Yazın ise okulların kapanmasıyla beraber bizim 10 değişik branşımızda ki bunlara ilave eden antrenörümüzün olmadığı voleybol branşında ilave ederek çocuklarımıza ücretsiz kurslar düzenliyoruz. Atletizmden, bokstan, judodan, karateden, masa tenisinden, tenisten, güreşten, jimnastikten tutun da voleybolda kadar bütün bu branşlarda çocuklarımızın ilgilerine ve yeteneklerine göre spor yapma fırsatı sunuyoruz. Bu kurslardan ücret almıyoruz. Bunların bütün çalıştırıcı ücretleri veya diğer giderleri bakanlığımız tarafından karşılanıyor. Sadece girişte onların kendi kullandıkları bazı malzemeler için cüzi miktarlarda ücret alınmaktadır. Bir defaya mahsus. Bütün çocuklarımız biz bu çalışmalara bekliyoruz. Bu çalışmalarımızın bazılarını Atatürk Spor Salonu ve Futbol Stadımızda, bazılarını belediyemizin tesislerinde, belediyemiz bize bu konuda her zaman destek oluyor. Bazılarını ise Kalfa Korusu'ndaki tesislerimizde yaparak gençlerimizin yaz aylarını en güzel şekilde geçirmelerini, sağlıklı bir arası alınarak geçişmelerini sağlamak yönünde destek oluyoruz. Ayrıca sabahtan Kur'an kurslarına giden çocuklarımızın öğleden sonra da spor yapabilmelerini sağlamak amacıyla aynı kurslar sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grup halinde yapılmaktadır. Halkımızın da bundan haberdar olmasını ve çocuklarını istedikleri gibi ister sabahtan ister öğleden sonra bu müsabakalara, çalışmalara göndermelerini bekliyoruz.